Herkese merhaba. Bugün sizlere Geely markasının elektrikli Galaxy E8 modelini tanıtacağım. Geely'nin sürdürülebilir deneyim mimarisi SEE e. platformunda geliştirilen Galaxy E8'in ilk olarak boyutlarına baktığımızda araç 5010 mm uzunluğa, 1920 mm genişliğe, 1465 mm yüksekliğe ve 2925 mm aks aralığına sahip şık görünüme sahip sedan, 0,199 cd sürtünme katsayısıyla oldukça etkileyici bir değere imza atıyor. Estetikten ödün vermeden Geely'nin bu değere ulaşması oldukça şaşırtıcı olmuş. Kıyaslamak gerekirse Mercedes-Benz EQS 0,202 cd, Tesla Model S Plaid ve NIO ET7 ise 0,208 cd sürtünme katsayısına sahip. Geely, otomobilde kamera yerine geleneksel yan aynaları tercih etmesine rağmen bu kadar düşük bir sürtünme katsayısı elde etmeyi başarmış. Aracın tasarımına baktığımızda geleneksel ön ızgaralara sahip olmayan otomobil keskin çizgili farlara sahip. Arka tarafta ise şerit şeklinde yüzlerce LED'den oluşan stop lambaları dikkat çekiyor. Yeni E8'in içine geldiğimizde ön konsolda 8K çözünürlükte boydan boya uzanan devasa 45 inç ekran hemen göze çarpıyor. Otomobilin bilgi eğlence sistemine Qualcomm Snapdragon 8295 güç veriyor. Direksiyon simidinin ise hem üst hem de alt tarafı düzleştirilmiş. Orta konsol ise oldukça sade tutulmuş. Konsolda sadece 6 adet düğme ve 1 adet yuvarlak kontrol düğmesi bulunuyor. Diğer dikkat çekici detaylar ise kablosuz şarj pedi bölünmüş saklama bölmesi ve panoramik tavan olarak göze çarpıyor. Galaxy E8'in 400 volt mimari ile iki batarya seçeneği mevcut. İlki 62 kWh lityum demir fosfat bataryaya ve arka aksa yerleştirilmiş 272 beygir gücünde elektrik motora sahip versiyon. Bu versiyonun menzili NEDC ölçümlerine göre 550 kilometre olarak belirtilmiş. İkinci versiyonda ise 76 kWh'lık daha büyük bir batarya bulunuyor. Motor gücü ise küçük bataryalı model ile aynı. Menzil değeri ise bu versiyonda 665 kilometreye çıkıyor. Galaxy E8'in bir de 800 volt mimarili modeli bulunuyor. 76 kWh kapasiteli bataryaya sahip bu model önde 224 beygir, arkada ise 421 beygir güce sahip iki motor ile geliyor. Aracın menzili ise tek motorlu ile aynı. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.